Karadeniz güzelliğiyle sarar, mavisiyle kucaklar insanı. Güneşin parıltısı, yağmurun ve sisin ferahlatan serinliğiyle karşılar sizi sıcak ve samimi insanları. Karadeniz sahil yolunda ilerlerken, yeşilin her tonunda kendinizi güvende hissedeceğiniz bir şehre girersiniz. Bu doğal yolculuğun adıdır Ordu. Yeşilin maviyle benzersiz uyumunun tüm zarafetiyle gözler önüne serildiği, en uzun sahil şeridiyle denizin karayla buluştuğu, Karadeniz'in büyüleyici bir diyarı, doğal bir limandır Ordu. Ordu'dayız Devre Alem program olarak. Kültür ve medeniyet tarihinde Ordu'nun yeri ve önemini araştırıyoruz. Devletimizin temsilcisi Ordu Valimizin makamındayız. Doğal güzellikler, tarihi değerlerde Ordu Valimizin ağzından dinliyoruz. Ordu'dayız. Ordu Karadeniz'de parlayan bir yıldız. Adeta Karadeniz'in incisi. Doğasıyla, nezaketli insanıyla ve son dönemde gelişen, değişen ticaretiyle, sanayisiyle, turizmiyle, üniversitesiyle gerçekten parlayan bir yıldız olarak önümüzde duruyor. Ordu'ya geldiğinizde tüm şehri bir doğa harikası olarak izlemek isterseniz, şehrin başına kondurulmuş bir taç gibi duran Boztepe bulunmaz bir fırsat. Bu manzaraya farklı bir tat katmak isteyenlere Ordu, yamaç paraşütüyle Boztepe'den şehrin doyumsuz güzelliğini izleme fırsatı da sunmaktadır. Sahilden bineceğiniz teleferik, maviden alır sizi, doyumsuz seyir zevkiyle Boztepe'de yeşilin kucağına bırakır. Boztepe'ye çıkmalı, şu Ordu'ya bakmalı diyor o türküde. Biz de şimdi Boztepe'ye doğru çıkıyoruz ama teleferikle çıkıyoruz. Karadeniz'de ilk teleferik kurulan illerden birisi. Bilal Bey doğru. Hatta birincisi. Birincisi. Karadeniz'de ilk teleferik Ordu'da kuruldu. Daha sonra başka yerlerde yapılıyor bildiğim kadarıyla ama ilk defa burada kuruldu ve Ordu'nun simgesi teleferik dendiği zaman Ordu'da ilk akla gelen şeylerden birisi bu. Hem yurt içinden hem yurt dışından özellikle teleferiğe binmek için ve Boztepe'yi görmek için gelen misafirler var. Ordu aynı zamanda bir tarih şehri olarak da karşımıza çıkıyor. Özellikle Karadeniz'in İslamlaşmasında, Türk hakimiyetine geçmesinde Ordu'nun rolünü de artık bugün daha iyi biliyoruz. Ordu, tarihe ait izleri her yapıtında gözlemleyebileceğiniz eşsiz bir şehir. Hitit tabletlerine göre M.Ö. 17. yüzyılda Kaşgaların ülkesi olan, sonraki yüzyılda Frigler, Kimmerler, Roma ve Bizans'la devam eden tarihi serüveni, Hacı Emiroğulları Beyliği ile Türkleşmiş, 15. yüzyılda da Osmanlı Devleti'ne katılarak Vilayeti Caniki Bayramlı adını almıştır. Taşbaşı Mahallesi'nde tarihi evler arasında gezinirken, daha önce kilise olan şimdilerin Taşbaşı Kültür Merkezi, büyüleyici mimarisiyle karşılar sizleri. Yüzyılın en iyi sivil mimari örnekleri arasında gösterilen, etnografya müzesi olarak da bilinen Paşaoğlu Konağı, zamanın ötesine çağırır misafirlerini. Aslen Ordulu olan Trabzon valisi Hazinedaroğlu Osman Paşa, 1842'de yaptırdığı Osman Paşa şadırvanıyla büyük bir miras bırakmıştır günümüze. Kentin önemli camileri arasında bulunan Aziziye Camii, Hamidiye Camii, Ordu'nun en eski camilerinden Atik İbrahim Paşa Camii, pencere kapakları ve orijinal ahşap kapısı Ankara Etnografya Müzesi'nde olan Eski Pazar Camii de görülmeye değer inanç turizmi eserleridir. Bu şehrin turizm potansiyelini ortaya çıkarmaya gayret ediyoruz. Özellikle tarihi eserleri restore ediyoruz. Yine geçmişten kalmış konaklarımız var. Konakları restore ediyoruz.
ve bir kısmını da yine turizmin hizmetine sunuyoruz. Bunun dışında elbette diğer medeniyetlerden kalma eserler de var. Örneğin Kurul Kalesi'nde şu anda çalışmalarımız devam ediyor ve çok ciddi bir tarihi esere de ulaşmış bulunuyoruz. Bolaman'a girişte kesme taştan yüksek duvarlarıyla Bolaman Kalesi karşılar sizi. Kalenin üzerinde 18. yüzyılda yapıldığı bilinen ahşap bir konak vardır. Hazinedaroğlu Konağı olarak bilinen bu konak, çift cumbalı yerel mimarisiyle görenleri hayran bırakır. Bolaman Yeni Pazar Camii yine görülmeye değer yapılardandır. Ordu'nun en yüksek ilçelerinden biridir Akkuş. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen ilçenin adı yıllarca Karakuş olarak kullanılsa da zaman içerisinde Akkuş'a çevrilmiştir. Doğallığını koruyan ilçenin her köşesi ve köyleri gezip görmeye değer. Bugün itibariyle yaklaşık 1 milyona yaklaşan yerli ve yabancı turist sayısıyla adeta Orta Doğu'da parlayan bir yıldız halindedir. Şelaleleri, yaylaları ve mükemmel bitki örtüsüyle ve geniş uzun sahilleriyle yerli ve yabancı turistin gözdesi halindedir. Evet, Sayın Valimizle sohbetimiz tüm hızıyla Ordu vilayet makamında devam ediyor. Belgesel görüntülerle Ordu'dayız. Aybastı, ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Perşembe Yaylası'ndan ve Perşembe Panayırı'ndan söz ettirir. Perşembe Yaylası, kıvrım kıvrım Menderesleriyle bir dünya harikasıdır. Adından söz ettirecek kadar güzel olan bu yaylanın bir tarafında göl dinginliği, diğer tarafında yolunu bulmaya çalışan suların dansı görülür, tüm coşkunluğuyla. Çaybaşı bol oksijeniyle sarıyor sizi. Çaybaşı ve Kazankaya şelaleleri ise doğal parkurlarıyla gezi keyfi sunuyor. Doğanın kollarına bırakmışken kendinizi Porsuk Tepesi çarpıyor gözlerinize. Keşfedilmeyi bekleyen tepeye seyir için çıktığınızda yaşadığınızı hissediyorsunuz bir kez daha. Ahşabın sıcaklığı sanatta da gösteriyor kendini. Tarihi ve tamamen ahşap minareye sahip İçeri Büklü Yeni Cuma Camii ve çivi kullanılmadan yapılan Tekkeköyü Camii ve Haziresi benzersiz haliyle şaşırtıyor görenleri. Önemli bir yerdeyiz. Doğu Karadeniz'e Türkistan medeniyetini getiren ve 700 yıl önce buraları vatan yapan Çepni beylerinin ve Çepni beyleri tarafından kurulan Hacı Emir ve Bayramlı Beyliği'nin kurulduğu Mesuriye'ye doğru yolumuz devam ediyor ama muhteşem bir ırmak tarihimizin nazlı nazlı da aktığı Melet Irmağı üzerindeyiz. Melet Irmağı Sivas dağlarından doğar ve Ordu'dan Karadeniz'e dökülür. Ama bu vadi Bayramlı Beyliği'ne, Hacı Emir Beyliği'ne de canlı şahitlik yapmakta, ihtişamlı tarihimizin muhteşem geçmişini yansıtmakta. Melet Çayı ilimizin en uzun ve en büyük akarsuyudur.
Melet aynı zamanda Doğu ve Orta Karadeniz'i birbirinden ayıran vadidir. Batısındaki flora yapısıyla doğudaki yapı birbirinden farklıdır. Vadi içinde bulunan çiçek ve bitki zenginliği Mesudiye'yi öne çıkarmaktadır. Burası Ulubey'in Çağlayan köyüdür. Burada bir çayağımız var. Burada çay yaparız, vatandaşa hizmet yaparız. Bulunduğumuz yer eski adıyla Gebeme, sonraki adıyla ise Topçam. Burası bir beldeydi. Sonradan Ordu büyükşehir olunca belde olmadan çıkıp mahalle durumuna dönüştü. Burası Tokat Erbağ'dan gelen Türkmenlerin koyunlarının geçtiği yer, yol burası. Türkmen yolu burası. Türkmenlerin Bayramlı Beyliğine, onların topraklarına yazlık kışlık olarak kullanmak üzere geçtikleri yol. Evet, menzili maksuda ulaştık. Bayramlı Beyliği, Hacı Emiroğulları Beyliği. Doğu Karadeniz'e Türk İslam medeniyetini taşıyan beyliğin kurulduğu Kale-i Milas. Bayramlı Beyliği'nin kurulduğu bölgedeyiz, Mesudiye'deyiz. Mesudiye ilçesi, çam ormanları, soğuk suları ve temiz havasıyla günübirlik ya da daha uzun süreli konaklamaya gelenleri etkileyen bir güzellik sunuyor. Mesudiye'miz şu anda çok güzel. Bahar havası yaşıyoruz. Sonbaharın en güzel havalarından birini yaşıyoruz. 72 fare mahallemiz var. Şu anda nüfusumuz 17-18 bin civarında. Yazın 200 bini buluyoruz. Etrafı kapalı. Esas bunun üzerine bir çatı yapmak lazım. İki tepenin arası. Burası çok eski. Eskiden Aruh Musa'daymış. Oradan üç yola geçmiş. Ondan sonra buraya yerleşti. Sami Bağbeyler. Onlara derler. Onlar koyunculuk yaparmış. Buradan buğa yukarı hep çayırmış, maraymış. Şu anda gördüğünüz eser Hükümet Konağı. 1908 yılında yani Sultan Abdülhamid Han tarafından yaptırtılmış, yörenin ileri gelenlerinden Sami Bey'in yaptırdığı, yöreden getirilen, kesme sadece yapılmış olan bir güzel eser. Şehir merkezindeki araştırmamızı tamamlayarak Hacı Emir Beyliği'ne 1300'lü yıllarda yani 700 yıl önce başkent yapmış Kaleköy'e gidiyoruz. Mesudiye Şehir Merkezi'ne sadece 6 kilometre mesafede. Tarih, tarihin yaşandığı yerde araştırılır, belgeselleştirir diyerek yollardayız. Ordu'dan yola çıktık. 100 kilometre yol kat ederek Kaleköy'deki ihtişamlı Bayramlı Beyliği'nin 700 yıl önce kurulup Doğu Karadeniz'i Türkistan medeniyetiyle şereflendiren aziz ecdadın memleketine Çepniler diyarına geldik. Mesudiye Kaleköy'e geldik. Burası 120 haneli bir köy. Bu köyün kale olmadan önceki ismi Pazarcık Köyü. Tarihi kalenin dibinde halen harabeleri bellidir köyün. Oradan buraya nakledilmesi bir 300 senelik falan bir mazisi var zaten bu köyün buraya gelmesi. Hicri 1846, miladi 1442 tarihinin Ağustos ayında burada yani Hacı Emir oğullarının yönetim merkezi olan bu Kaleköy'de bugünkü adıyla burada askerler yani kalede bulunan Hacı Emir askerlerinden bir kısmı ani bir baskına uğrar ve şehit olur.
İşte bu abide anıt o günlerin anısını taşıyor. Köyde bir cenaze mezarı kazılırken, kazı yapılırken çıkmış bu taş. Kaleköy Kalesi 14. yüzyılda kurulmuş olan Hacı Emiroğlu Beyliği tarafından yapılmıştır. Hacı Emiroğulları Beyliği 1301 tarihinde Ordu, Giresun, Tokat'ın kuzeyi, Samsun'un doğusu, Trabzon'un batısını içine alan bir alanda kurulmuştur. Beyliğin başkenti bugünkü Mesudiye ilçesine bağlı Kaleköy'dür. Beylik merkezi daha sonra Ordu il merkezinin yaklaşık 4 kilometre güneyinde yer alan eski pazara taşınmıştır. Mesudiye Kaleköy, Bayramlı Beyliğine başkentlik yapmış Kaleköy, yüzlerce yıllık medeniyetin muhteşem izlerinin bulunduğu Kaleköy'ün kalesine doğru şu an yolumuz devam ediyor ve kaleye gidiyoruz. Bu kale bir danışmentli beylik kalesidir. Birinci Anadolu Türk beyliklerinden biridir danışmentlileri ve Malazgirt'in fethinden sonra kurulmuş olan en büyük beylikten birisiydi. Bu kale zamanın Trabzon Rum Devleti'ne doğru akınlar yapmak üzere bir nevi yapılmış olan gözetleme kalesi, karakol. Ondan sonra torunları dediğimiz Hacı Emiroğulları'na geçmiştir. Bu kale Hacı Emiroğulları tarafından yaklaşık 150 sene kadar kullanılmış. Osmanlı döneminde ise 17. yüzyılda terk edilmiştir. Bayramlı ve Hacı Emir Beyliği'nin başkenti Mesudiye'deki Kaleköy'deki kale. İşte manzara, işte üzücü durum ve o şehir kalıntıları, geçmişin nazlı yadigarı gibi duruyor ağaçlar ve bugüne kadar buraya neden sahip çıkılmadı diye de üzülüp sorgulamadan yapmıyoruz. Buradan Kültür Bakanlığı yetkililerine, Kültür ve Turizm Bakanı'na çağrıda bulunuyorum. Bir gazeteci ve belgeselci olarak ve diyorum ki lütfen gelin bir ekip gönderin, şu kalenin geçmişini, tarihini, 1200 yıl önceki burada yaşanan medeniyeti ortaya çıkarın diyoruz. ...1939'da... üst kat demiş yıkılmış depremde, Erzincan depreminde. Rahmetli babam öyle söylerdi. Bu kalenin içinde odalar varmış böyle şeklinde. Küçük küçük odalar. Sayın Valim, ben Kaleköy'ü sakinlerine hayrettim Merdoğan'ı. Mümkünse şu kalemizin yolunu yaptırsanız çok iyi olur. Sizden arz ediyorum. Geliyorlar, köyün o yanki başında kalıyorlar. Hep buraya yaya geliyorlar. Danışmetliler döneminde 11. yüzyılda yapılan bir kale bu. Danışmetlilerin 2. Kılıç Arslan, yani Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan tarafından yıkılmasından sonra bir uç beyi olan Bayram Bey gelip burada kaleyi yurt tutarak, yer tutarak, burada sarayını yaptırıp, kümbetlerini yaptırarak buradan Anadolu'nun fethi işine devam etmiştir. Karadeniz'in fethedilmesinde, Giresun'un alınmasında Vakfı Kebir'den Terme'ye kadar olan toprakların fethedilmesinde büyük emeğe geçen büyük değerimizdir. Peşinden oğlu Emir Bey, Hacı Emir Bey gelmiştir. Trabzon Rum İmparatoru Ordu'da, Yasonburnu'nda bunların, yani Hacı Emiroğlu Beyliği'nin 14 tane askerini şehit ediyor. İbrahim Bey Trabzon Rum İmparatorluğu'nun damadı olsa bile bunun intikamını almak için askerleriyle birlikte birçok sefer düzenleyip iyice Rumları Trabzon'a sıkıştırıyor. Ondan sonra yerine geçen oğlu Süleyman Bey ta Trabzon'un Maçka'sından berisini, ganimetlerini toplayarak buraya, kaleye geliyor. Sınırlar genişledikçe artık buradan oralara gitmek zor olduğu için düşüncesi
kalenin buradaki görevini ordunun 4 kilometre ilerisinde Eski Pazar denilen yere taşıyor. Orada camisini yapıyor, mescidini yapıyor. Orduyu da oraya götürüyor. Ordu denmesinin nedeni de ordugahın oraya taşınmasıyla alakalı. 12 bin askeri var. O 12 bin askerle sürekli mücadele ediyor. İnşallah bizi dinleyenler bu kalenin onarılması, bu kalenin yolunun yapılması, Karadeniz bölgesinin büyük bir kısmını, %90'ını almak için mücadele veren, kanını veren, canını veren insanların kıymetini bilip buralara gereken değeri vermelerini bekliyoruz. Mesudiye ilçesinin 6 kilometre batısında Kaleköy sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yüksek kayalık bir alan üzerine kurulu kale kuzeyden güneye doğru uzanmaktadır. Kalenin alanı yaklaşık 5 dönümdür. Kaleye giriş güney cephededir. Kalenin geneli sıralı küçük moloz taşlardan örülmüş surlarla çevrilidir. Kuzey ve batı cephesindeki sur duvarları yaklaşık 3 metre yüksekliğinde olup yer yer sur duvarlarını destekleyen yarım daire dayanaklara rastlanmaktadır. Güney cephesinde sur duvarı yapılmayıp sarp ve dik ana kayalardan faydalanılmıştır. Güney uç kısmında kale mescidinin güney duvarının mihrap kısmı ayakta kalmıştır. Kale alanı içerisinde ayakta kalan herhangi bir yapı mevcut değildir. Cimemi Kalesi var. Tam şu tepenin çukur olan yerde İneci bölgesini gözetleme amaçlı yapılmış bir kale. Onun da duvarları halen duruyor. O bu kaleyle aynı doğrultudadır yani birbirini görür. Hacı Emir Beyliği'ni, Bayramlı Beyliği'ni araştırıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık ve şu an kale burcundan da bir ezanı Muhammediye'mizi dinleyelim diyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alel felah. Hayya alel
şükür namazımızı da burada eda edelim. İyi ki geldik buraya, şükrediyoruz Yüce Mevla'ya. Ecdadın Bayramlı Beyliği'ni kurduğu bölgedeyiz, Mesudiye Kale Köy'deyiz. Evet, buradan sizleri Fatiha okumaya davet ediyorum. Aziz ecdadın, Bayramlı Beyliği'nin Doğu Karadeniz'e Türk İslam medeniyetini taşıyan, getiren Çepni Beylerinin, Hacı Emir ve Bayramlı Beylerinin, bütün ecdadın ve şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Kaleköy'ü şimdiki yerine taşınmadan önce asıl Pazarcık Köyü, Kaleköy'ün eski ismi Pazarcık Köyü'dür. Pazarcık Köyü'nün yeri kalenin dibi, hemen şurasıdır, şu taşların altındaki yerdir. Oldu. Ayrıyetten burada pazar yeri kurulurmuş. Uzak ve yakın köylerden köylüler pazar için buraya gelirlermiş. Şu tepenin arkasında pazar yeri vardır. Adı Pazar Pınarı'dır. Orada bir su vardır, doğal kaynak suyu. Onun etrafında da pazar kurulurmuş. Mezarlıklar, manevi tapu senedimiz, belde, köy ve şehirlerimizin geçmişinin bulunduğu, tarihinin bulunduğu yerler. Kaleköy, Mesudiye, Bayramlı Beyliği'nin başkenti, tarihi mezarlığına gidiyoruz. Köy odasındaki bulunan o mezar kitabesi, mezarlığın burada bulunmuştu, mezar kazımı sırasında. Bu gördüğünüz, şu anda ağzı kapanmış olan kısım, burada bulunan kümbetin giriş kısmı. İki katlı olur biliyorsunuz mimari olarak. Osmanlı'daki türbenin karşılığı Selçuklular döneminde kümbettir. Üzerini tamamen yoğun bir ot topluluğu doldurmuş vaziyette. Burada iki tane daha var, şimdi az sonra onları da göreceğiz. Bu üç kümbet, bu onarılmalı, korunmalı ve tarih turizmine açılması lazım diye düşünüyorum. Çünkü Ordu bölgesinde İsmail Bey topu topu 3 tane kümbet var. Başka yok. Bak, girişi hilal biçiminde kemer bir dekor var burada. Buradan böyle giriyoruz. Burası Hacı Emir Beyliği'nin kümbeti ve üzerimiz yıkılmış ve mezar odası. Burada artık talandan kurtarılmalı, onarılmalı ve koruma altına alınmalıdır. Ordu bölgesinde yegane kümbet buradadır. Ordu ili Mesude ilçesi Kaleköy, Hacı Emiroğlu mezarlığıdır burası. Şu anda görüyorsunuz bir şeydeyiz. Çünkü bu fırsat kaç yerde vardı? Bu büyük bir imkan değil midir? Bunu niçin onarmıyoruz? Niçin kazanıyoruz gibi? Niçin ziyaret açmıyoruz? Hacı Emir Beyliği'nin afadı, beyleri, başta olmak üzere bütün aziz ecdadın Doğu Karadeniz bölgesine Türk İslam medeniyetini taşıyan Bayramlı Beyliği, Hacı Emir Beyliği, beylerin, askerlerin, ecdadın ruhu için, Allah rızası için Mesudiye Kaleköy'deki kümbetin içerisinden sizleri Fatiha okumaya davet ediyorum. El Fatiha. Tarih, tarihin yazıldığı yerde araştırılmalı. Şu taşa bakar mısın? Ve işte tarihe sahip çıkılmalı. Tarihi olmayanların medeniyeti, geleceği de olmaz. Evet, işte görüyorsunuz, ağaçlar, kümbet. Doğu Karadeniz bölgesinde tek kümbet. Doğu Karadeniz fatihlerinin kümbeti, Bayramlı ve Hacı Emir Beylerinin türbelerini ziyaret ettik. Buradaki kümbetler altıgen şeklindedir. Birinci katları yıkılmış, tarumar olmuş. Hatta kazılmış, bir şeyler aranmış ama ikinci katları, alt katları aynen duruyor altıgen şeklinde. Buranın yeniden onarılıp turizme açılması lazım.
Biz bu milletin evlatları olarak eğer bunu başaramazsak bize yazıklar olsun. Sen bir Karadeniz bölgesini komple %90 düşmandan temizleyeceksin. Türk milletine yurt yapacaksın. Bir de senin kıymetin bilinmeyecek. Ya dünyada böyle bir şey olamaz ya. 1986 yılında muhtarımızın ifadesine göre buraya bir Kültür Turizm Bakanlığı'ndan bir heyet geliyor. Başlarında bir profesör, yanlarında bir tane doçent. Bunların ağzını onlar açıyorlar. Ağızlarını açtıkları yerleri de kapatmıyorlar. Buranın talan olmasını sağlıyorlar. Bakın hem de Kültür Bakanlığı 1986 yılı. Bu yine en iyilerinden birisi. Şu taraftaki hep yok olmuş şekilde. Burada nereyi kazarsan altından muhtar diyor ki altından muhakkak diyor kemikler çıkıyor diyor. Bu mezarlığın büyüklüğü bu kadar değildi diyor. Bunun daha çok büyüktü diyor. Tarlayla sıkıştıra sıkıştıra yok ede yok ede. 900 dönümmüş. Bu hale bu getirdiler mezarlık. Diyor. 900 dönümmüş evet. Bu mezarlık. Yani bunları da bilelim. Tarihler 1980'li yıllar. Japon belgesel ekibi Türkiye'ye gelir. İpek Yolu belgeselini çekecekler ve 2 yıla yakın Türkiye'nin hemen hemen her tarafını dolaşır. Türk rehber sorar. Ya siz 1-2 bölüm bir belgesel çekeceksiniz. Yıllardır buralardasınız. Ne işiniz var buralarda? Derler ki biz Türkiye'yi de yakinen tanımak istiyoruz. Türk insanını öğrenmek, bilmek istiyoruz. Geleneklerini görmek istiyoruz. Anlamadığımız bir şey var derler. Biz de Japonlar olarak dünyanın dört bir tarafına göç ettik. Ama Türkler gibi gittiğimiz yerde kimliğimizi koruyamadık. Asimile olduk gittik. Ama Türkler Orta Asya bozkırlarından gelmişler. Anadolu gibi binlerce yıllık uygarlığa sahip bir yerde medeniyet kuruyorlar ve varlıklarını oluşturuyorlar. Halen de varlıkları devam ediyor dünyanın dört bir tarafına. Anlamadığımız husus, biz Japonlar da sizler gibi göç ediyoruz, biz asimile oluyoruz ama Türkler siz hep ayakta kalıyorsunuz derler. O rehber arkadaş da der ki onlara, biz Türkler mezarlarımıza önem veririz. Atalarımıza önem veririz. Köylerimizi, şehirlerimizi kuranları zirvelere defneder, üzerlerine türbe yaparız. Atalarımıza mezar yaparız. Ve mezar yaptığımız yeri de sahiplenir, vatan yaparız. Ama sizler ölülerinizi yakarsınız. Yakıp küllerini atarsınız. Onun için sizler de kalıcı olamazsınız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, İhdinas sıratal müstakim, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veladdallin. Sadakallahül azim. Hacı Emiroğulları Beyliği'ne bağlı 3 tane cami olduğunu biliyoruz. O caminin bir tanesi burada şu anki kale köyünde harabe şeklinde duvarları duruyor. Bir tanesi Ordu Eski Pazar'daki şu an halen ayakta o cami. Bir tane de Terme Eski Pazar Camii, ahşap bir cami olduğunu biliyorum. Osmanlı kayıtlarında bir kayıt ararken 1442 miladi tarihli burada caminin var olduğuna dair belgeler var. Hatta Bahattin Yedi Yıldız Hoca'nın kitabında bile geçer. Hatta 1517'de Yavuz Sultan Selim Doğu Seferi'ne gittikten sonra Osmanlı'da bulunan merkez camilerine sakalı şerif vermiştir. Bu caminin de sakalı şerifi vardır. Cami nasıl şu an? Perişan yok işte. Perişan yok. Yok sadece canım. Duvarları var. Keşke yapılsa, eski şekliyle onarılsa, yapılsa derim. Vallahi yetkililerden kalenin, kümbetlerin restorasyonu, tamiri, tarihimiz yok olmasın. Tarih yok olmasın diyor. Eğer tarih yok olursa her şey yok olur. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır diyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesi, Rize, Giresun, Trabzon, Ordu yöresindeki Çepni boyları, buraları bizlere emanet eden, vatan yaptıran Hacı Emiroğlu Beyliklerinin kurulduğu yer Ordu Mesudiye'de araştırmamız tüm hızıyla devam ediyor.
olan Hacı Emiroğulları Beyliği'nin 1. Dünya Savaşı'nı kurandı. Çalıştığımızı onurlandırdığınız için, katılım gösterdiğiniz için dernek yönetim ve üyelerim adına hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Tarihimize ışık tutacak çalışmalara çok fazla ihtiyacımız olduğunu söylemek isterim. Tabii Türkiye toprakları üzerinde çeşitli bölgelerle ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor. Örneğin Anadolu'nun tapusu nerededir sorusunu doğru cevaplayabilecek maalesef gençler yetiştirmiyoruz. Tarihimizi bilmiyoruz. Bu çalıştayın önemine işaret etmek istiyorum. Özellikle Ordu özelinde çeşitli yayınlar var. Bunların bir kısmını da benim inceleme fırsatım oldu. Dolayısıyla bu Hacı Emiroğlu dönemiyle ilgili değerlendirmeleri de fevkalade önemsiyorum. Yine daha önce Milli Eğitim Bakanlığı yapmış kıymetli büyüğümüz Vekil Emiroğlu buraya sık sık geliyor. Ve bu bölgede Emiroğlu Beyliği'nin de kendi ailesinden geldiğine inanıyor ve o çalışmayı yürütüyor ve Arap Girde'de halen o beyliğin izlerini süren bir takım eserlerin olduğunu ve bunların da açıldığını ifade etti. Geçenlerde böyle bir çalışma oldu. Ordu'yu, Karadeniz'i genel anlamda iyi çalışmamız gerektiğini ve bu topraklarda bizim damgamızın olduğunu ve inşallah kıyamete kadar da bu topraklarda kaim olacağımızı, daim olacağımızı ifade etmek istiyorum. Danişmetlerin yıkılmasından sonra Anadolu Moğollar tarafından tahrip edildi. Anadolu Selçuklu Devleti de yıkılınca bu bölgeye gelen Türkmen boyları tamamen o bölgedeki beylerin etrafında toplanmaya başladılar. Danişmetliler yıkıldıktan sonra ortaya iki tane beylik çıktı. Bir tanesi Niksar'da bulunan Taceddin oğulları, ikincisi de Mesudiye'de olan Hacı Emiroğulları. Mesudiye'de Akbaba, Karababa, Eriçok, işte Duman Baba, buna benzer Kılıç Baba diye yüksek tepeler vardır. Bu tepelerin başındakilerin hepsi birer Türkmen büyüğü ve Türkmen beyidir. Bunların etrafında kümelenen Türkmenler Hacı Emiroğulları Beyliği'nin etrafında kenetlenerek Karadeniz sahillerinin Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük emeği geçen insanlardır. Bayram Bey yanındaki kuvvetlerle ta Trabzon Maçka'ya kadar uzanıp oralardan ganimet elde eden, bu bölgenin Türkleşmesine çalışan güçlü, becerikli, idealist Türkmen gruplarına sahip çıkan müthiş bir insan. Tarih kitaplarımızı, ilkokul yıllarımızı, ortaokul yıllarımızı şöyle bir düşünün. Beylikler dönemi diye bir dönemden bahsedilir ama bizim beyliğimizin bu adı hiç duyulmaz. Hatta biz bile bugün yeni duyup tüylerimiz diken diken oluyor. Tarihini bilmeyen bir toplumun oturduğu toprağı vatan olarak koruması, muhafaza etmesi mümkün değil. Gerçekten muhteşem bir beylikten söz ediyoruz. 718 yıl önce kurulmuş bir beylikten, Hacı Emiroğulları Bayram Bey'den, 1396'da Giresun'u fethediyor bu beyliğin kurucularından, yetkililerinden Süleyman Bey. Ve Trabzon Pontos'tan 69 yıl vergi alan bir beylikten söz ediyoruz. Maçka'ya kadar giden bir beylikten söz ediyoruz. Nicihan Harbi ile ilgili de birkaç hususu belirteyim. Haşit Vadisi'nin bir vadi var hepimizin bildiği. 15,5 ay Ruslar buraya takılır. Ama biz bunu o kadar küçümseriz ki, efendim 1917 Bolşevik devrimi oldu, Ruslar çekti gitti. Sarıkamış 15 günde 90 bin, 60 bin. Rakamların o kadar fazla önemli yok ama şehit vermişiz. 15-20 günde Sarıkamış düşmüş. Ve Kok Dağı diye bir yer var Bayburt Erzurum arasında. 5,5 ay Ruslara orada kök söktürülüyor. Sonra Haşit Vadisi'ne geliyoruz. Gümüşhane'den Tiraboğlu'ya kadar olan bir hat, 15,5 ay Ruslar burada kalıyor. Destansı mücadeleler veriliyor. 1916-18 yıllar arasında Trabzon'un ve havalisinin Ruslar tarafından işletilmesi üzerine
Trabzon Valiliği Ordu'ya nakledildi zorunluluk gereği. Burada Cemal Abi Bey Karavar olarak biliyor o. 2 yıla yakın görev yaptı. Ben Sayın Valim'e arz ettim geçen gün. Dedi ki bu konuda ne kamuoyu ne biz araştırmacılar çok bir şey bilmiyoruz. Sağ olsun kendileri anında hemen talimat verdi Osmanlı arşivlerine. Oradan bize gerekli bilgiler gelecek. Bugünkü Eski Pazar diye bildiğimiz yer Ordu. En gelişmiş zamanlarında 80-100 haneye geçmeyen bir Kırk Pazar niteliği taşıyan merkez. Osmanlı-Rus Harbi'nde Doğu Anadolu'ya gelen, işgal eden Ruslar karşısında kaçıp gelenler, Kürtünler, Kerçekler arka taraftan bu göçler Ordu'ya da geldi. Kırım Harbi sonrasında Kafkasya'da düşen hareket neticesinde Çerkezler biliyorsunuz Osmanlı'ya göç etmek zorunda kaldı. Ordu'ya da Çerkez düştü. Ve 93 Harbi'nde Çürüksu, Batum Çürüksu Osmanlı Devleti'nin elinden çıktıktan sonra Müslüman Gürcü göçleri yaşandı, onlar da geldi. Belki en dramatik, biraz önce en trajik hususlardan bir tanesi Rusların Trabzon'un işgaliyle oradan yoğun bir göç alması. 7000 civarında bir nüfusu olan bir yer. Sadece Trabzon'dan gelen bir geri dönmeyen Trabzonlu göçmenlerin sayısının 23 ila 25 bin civarında olduğu söyleniyor Ordu'da. Bu topraklarda yaklaşık 4000 yıldır hükmeden bir milletin tarihini maalesef başkaları yazmıştır. Arzuladıkları, istedikleri gibi yazmıştır. Neden yazmıştır? Bugünkü bu kutsal gördüğün toplantının geçmişte yapılamadığı, çalıştayların yapılamadığı, istişarelerin yapılamadığı neticesinde yapılmıştır. Biz Hacı Emir Beyliği'ni araştırıyoruz. Ordu köylerindeyiz, Mesudiye'deyiz, Yeveli köyündeyiz. Muhteşem manzaralar, heyecanlandık. O güzel görüntülerle sizleri Yeveli köyünden baş başa bırakıyoruz. Bizim köyümüz de Hacı Emiroğulları beylerinden Hasan Bey'e ait verilmiş. Onlar bu köyde yaşamışlar, oturmuşlar. Ne zaman ki Osmanlı ile arası açılana kadar bu köyün bütün geliri malikanesinin tamamı onlara ait. 1685'te Hacı Emiroğulları bu bölgeyi terk ediyorlar, Urfa'ya doğru gidiyorlar. Manzara muhteşem. Ordu dağlarının, yaylaların zirvesine doğru tırmanıyoruz ve Çambaşı'na doğru gidiyoruz. Buralar tarihin şanlı geçmişinin yaşandığı, Hacı Emiroğlu Beyliklerinin yaylalarının bulunduğu yerler.